Türkiye tarihinde yayınlanmış olan en uzun soluklu dizilerden birisi Arka Sokaklar. Dizi başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 15. sezonla ekranlara geldi. Ve yeni sezonda yeni oyuncular kadroya dahil oldu. Gelin bu isimlere hep beraber bakalım. Polisiye, aksiyon, dram ve komedi türünde yayınlanan Arka Sokaklar'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bir ekibin ve polislerin aile yaşantıları ve İstanbul sokaklarında yaşadıkları anlatılıyor. Arka Sokaklar'da her bölümde başka bir konuk oyuncu ve farklı hikayeler ele alınıyor. Bazı hikayeler ve diyaloglar zaman zaman gülümsetirken bazen de yürekleri burkuyor. Dizinin ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmıştı. Dile kolay. Bir dizinin 15 sezon boyunca devam etmesi demek, yeni doğmuş bir çocuğun 15 yaşına kadar bu diziyle büyümesi demek. Hüsnü Çoban'ın çocukları adeta sette büyüdü desek yeridir. Benzer birçok olayı Arka Sokaklar dizisinde görmek mümkün. Bu nedenle oyuncular diziden sıkılıp bunalmadığı için yeni oyuncular da geldi. Mesela Serhat Midyat. 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Serhat Midyat, ilk olarak 2015 yılında yayınlanan Son Çıkış adlı dizide rol aldı. Aynı zamanda Avlu ve Halka gibi dizilerde de kendine yer bulan oyuncu son olarak Arka Sokaklar dizisine 15. sezonunda katıldı. Diziye farklı bir hava katacak kesin gözüyle bakılan oyuncu özellikle olgunluğu ve karizması ile hemen dikkat çekiyor. Oyuncu dizide Servan karakterine hayat veriyor. Gizem Terzi. 1990 yılında İstanbul'da doğan ve Güllerin Savaşı adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda da kadroya dahil oldu. Dizide polis Sinem karakterini canlandıran Gizem Terzi ekibin yeni üyelerinden. Hakan Uygun, 1972 yılında doğan ve Berlin Teknik Üniversitesi ile Mozart Akademisi'nde tiyatro eğitimi alan Hakan Uygun, bu sezon Arka Sokaklar'ın yeni yüzlerinden. Dizide canlandırdığı çete lideri karakteriyle polis ekiplerine zor anlar yaşatan oyuncu, dış görünümü ile dizi için en doğru seçimlerden biri olarak kabul ediliyor. Melisa Şalgam, daha önce dizinin Metin ile evli olan Asiye rolünü canlandıran ve diziden ayrılan Melisa Şalgam, yeni sezonla birlikte diziye geri döndü. Kendisiyle birlikte diziden ayrılan Furkan Göksel'in de diziye geri dönmesiyle evlilikleri kaldıkları yerden devam ediyor. Bu çift sayesinde dizinin yeniden aile kimliğine bürünmesi amaçlanıyor. Furkan Göksel, Arka Sokaklar dizisinin müdavimlerinin en çok aşina oldukları isimlerden birisi de hiç şüphe yok ki Furkan Göksel. İlk bölümlerden bu yana Hüsnü Çoban'ın yaramaz oğlu Metin karakterini canlandıran oyuncu adeta diziyle birlikte büyüdü. Çocuk yaşta başladığı dizide şu anda evli bir yetişkin olarak karşımıza çıkıyor. Furkan Göksel bir süre önce özel nedenlerden dolayı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ancak yeni sezonda o da kadroya yeniden dahil oldu. Perihan Ünlücan, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümlerinde Avukat Başak karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkan Perihan Ünlücan, daha önce de birçok yapımda yer alarak ismini duyuran başarılı bir oyuncu. İstanbul'da dünyaya gelen ve Kocaeli Üniversitesi'nde fizik bölümünden mezun olan oyuncu ilk olarak Kış Masalı isimli dizide rol almıştı. Dizide gözü pek ve hiç kimseden çekinmeyen genç bir avukat olarak kadroya dahil olan oyuncunun önceki performanslarını bilen kişiler bu rolün de üstesinden geleceğini biliyor. Bu isimlerin yanı sıra Yiğitcan Ergin 14. sezonda Komiser Cemal karakteri olarak diziye katılmıştı. Bu sezonda da aynı rolü yapmaya devam edecek. Ela Yörüklü ve Ecem Öz de aynı şekilde kadrodaki yerini koruyor. Umarım bu sezonunda da reytingdeki yerini korur. Şimdiden herkese iyi seyirler.